Agroptv ekranından herkese selamlar. Genç Topraklar programının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine Eskişehir Mahmudiye Merası'nda biçilmiş bir mısır tarlasındayız. Buradaki mısır, tanelik mısır hasadı yeni yapılmış. Yanımızdaki makine Toscano'nun 4.80 yani 4 metre 80 santim iş genişliğine sahip sap parçalama makinesi. Sap parçalama nedir? Mısır çiftçilerinin muzdarip olduğu bir konu var. Nedir bu? Hasat sonrası toprak hazırlığı. Bu hasat sonrası toprak hazırlığından ekilişe kadar devam eden serüven can alıcı bir noktası var. Mısır sapları. Gördüğünüz gibi zaten burada hasada yapılan mısırların sapları diz boyu yüksekten biçilmiş. Ha, biraz daha alçaktan biçerse yine biraz daha faydalı olur ama mısırın sapı her türlü bu tarlada kalıyor. Yani tarlanın geneline baktığımız zaman çok çok fazla bir sap yığını var. Bu makine bu sapları bu hale getirmeye yarıyor. Gördüğünüz gibi saplar bu eski 50-60 santimlik hallerinden kaybolup birer yüzey oluyorlar. Yani baktığınız zaman yerde sadece 4-5 parmaklık saplar kalıyorlar. Bu makine arkamızda gördüğünüz traktöre biraz küçük. Traktör 230 beygir gücünde, makine 480. Bunun kitaptaki önerildiği beygir gücü 120 beygir. Tabii ki 150-160 beygirlere çıktığınızda bu makine daha rahat çalışabiliyor. Makineden biraz daha bahsedecek olursak, Toscano firması Türkiye'ye ilk sap parçalamaya getiren bir firma. İlk kez üreten, burada Ar-Ge'sini yapıp burada üretime sunan, çiftçiye sunan ilk firma Toscano firması. Sap parçalayacağım bizim için ne önemi var? Sapı parçalamadığımız zaman toprakta sürüm esnasında yüzeyde çok fazla sap kalıyor. Ha, yüzeyden ziyade toprağın altında, yani işlenen toprakta da çok fazla sap kalıyor. Bu yüzden ekilişte dahi sorunlar çıkabiliyor. Ne gibi sorunlar? Aşağıda kalan sapın toprakta yarattığı boşluklar, havalar. Yani şu sapı çıkartabilirsek şu an, bu sapın aşağıda ciddi bir kökü var. Yani sapın aşağıda ciddi bir kökü var. Sapla birlikte şöyle bir de kök çıkıyor. Yani bir de bunun üstüne şöyle bir sap koyduğumuz zaman parçalamadan sürüş işlemi uygulandığında, yani şöyle bir şey toprağın altında ya da üstünde kalıyor ve bu tohum ekerken dahi tohumun boşluğa, sapın üstüne, sapın arasına, sapın altına girmesine sebep oluyor. Sap parçalama bu konuda bize çok çok büyük bir kolaylık ve rahatlık sağlıyor. Yani toprak işlemede mısırda olmazsa olmaz bir ekipman bence sap parçalama. Bundan ya izleyen çoğu çiftçiler yani muzdariptir, şikayetçidir. Yani sap parçalama olmadan toprağın sürümü çok fazla zor. Nadas yaparken bile zaten pulluğumuzu tıkıyor, çize atarken ekipmanımız tıkıyor, dip kazan çekerken dip kazanı tıkıyor. Bu saplar çok gerçekten bela. Mısır'daki en büyük bela, yani bunun büyütmesinden, gübresinden, sulamasından ziyade sürümü ve toprağın hazırlanması. Makineye baktığımız zaman, makine 4.80, dediğim gibi 4 metre 80 santim çalışma genişliğine sahip ve katlanır tip. Arkada iki tane reflektörümüz mevcut. Yani makine katlandığı zaman kanatlar kalkıyor ve sadece traktörün arkasında kalıyor bu makine. Bu kadar geniş olduğuna bakmayın. Zaten bu makine böyle bu şekilde yolda gidemez. Reflektörler konumlandırılmış. Bu reflektörlerin yer aldığı her programa değindiğim gibi Türkiye'de çok büyük bir eksik. Gerçekten hiçbir ekipmanda, yani hiçbir ekipman diyebilirim, reflektör söz konusu dahi değil. Toscano firmasından daha önce yaylı kultivatör, ondan sonra yatay firzesini vesaire kullanmıştım. Hepsinde reflektör mevcuttu. Çok büyük bir gereklilik ve çok büyük bir eksiklik bazı firmalar için. Makine dediğim gibi katlanır tip. Katlandığında traktörün arkasında yolda kolayca taşıyabiliyoruz. Aktarım ortadan kuyruk miliyle, binde bir kuyruk miliyle çalışıyor. Yan taraflarda ise kayışla, 5 devirli kayış sistemi var ve kayışlarla yan taraflara aktarılıyor. Traktörümüz 230 beygir, CVT şanzıman sahip bir makine. Bu makineyle çok gayet kombine şekilde, gayet uyumlu olarak çalışabiliyor. Tarlamız epey büyük. Gördüğünüz gibi birazını işledik, zaten işlenen yer ve işlenmeyen yerin arasındaki fark bariz belli. Daha sonra burada uygulanacak işlemlerde bizim için çok büyük kolaylık sağlayacak bu makine. Yani çok 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 rahat, direkt pullukla gittiğiniz zaman tertemiz bir yüzeyle karşılaşacaksınız yani pulluk işleminden sonra. Bu makine kesinlikle ve kesinlikle şart. Traktörümüzün içine geçelim ve artık makineye startı verelim. Traktörümüz çalıştı. Kuyruk mili hareketimizi verelim.
Evet, kulüp mühendisi şu an aktif. Dediğim gibi 1000 devir bir rakipiyle çalışıyor ekipman. Arkada 1000 devirlik bir rakipman var. Evet, traktör 1000 devire, 1000 devir, 1000 ekonomide şu an traktörümüz 1600 devirde sağlıyor. Sürüm işlemine başladık. Dediğim gibi makine 4 metre 80 santim genişliğe sahip olduğu için epey bir yer işliyorsunuz ve çok hızlı iş kaçıyor gerçekten. Ekipmanın arkasında dengeyi sağlamak için bu ufağında da var, büyüğünde de var. Yani iş genişliği geniş olanında da var, dar olanında da var. Destekçi tekerler var. Yani makinenin düz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Makinede İtalyan bıçaklar var. Bıçaklar sayesinde içerideki sapı dövüyor. Yani bu bıçakların uçları şöyle sivri. Şöyle L şeklinde İtalyan bıçaklar var. Aldığımız kalan bitki artıklarını bu sayede kolayca temizleyebiliyoruz. Evet, sıra başına geldik. Sıra başına dönelim. Tekrar sıramıza gidelim. Arkadaki tekerler bu arada oynar. Yani herhangi engebelerde tekerin yamulma vesaire durumu söz konusu değil. Teker sağa ve sola oynuyor. İşlemimizi 5-6 km arası bir hızla gerçekleştiriyoruz. Yani ortalama 5 km diyebiliriz. Bu ekipman için uygundur. 5 km de gayet güzel bir işçilik bize sunuyor. Ve tarlayı istediğimiz hale getirebiliyor. Gerçekten gürültülü bir ekipman. Ve şöyle yatan arka ekipmanın kendisinde bir uyarı var. Arka kapak açıkken arkasına geçmeyin diyor. Yani çünkü bıçaklar çok devirlendikleri için 1000 devir dakika ciddi bir devir. Yani bu yüzden etrafa çok fazla nesne fırlatabiliyor. Özellikle biraz derinden gittiğiniz zaman toprak yüzeyindeki taşları vesaire yani tehlikeli hale getirebilirsin için. Yalnız traktör ve ekipmanın şu an çalışma kolaylığı, rahatlığı gerçekten inanılmaz. Ve toprak mükemmel bir hal alıyor. Bu yıl almayı istemiştik biz de bir sap parçalama fakat kendi ekonomimiz açısından bir sap parçalama bu sene alamadık. Ama kesinlikle ve kesinlikle şart çünkü kendimiz bizzat anlıyoruz yerle razı varken çok zorlayıcı oluyor. Bu sezonun başından beri sizlere söylüyorum, Sedan'la bir sap parçalayıcı alacağız, Navassar hep önce bir sap parçalayıcı almak istiyoruz falan. Ama maalesef bu sene de nasip olmadı. Ama kesinlikle kesinlikle şart. Önümüzdeki sene bütçemiz uygun olursa bir sap parçalayıcı ekipman garajımıza, ekipman parkımıza katmayı istiyoruz. Şöyle ikinci birkaç daha faydasından bahsedecek olursak sap parçalama bilirsiniz ki mısırın sapları bu tarlada kalan sadece mısırın değil tüm bitkilerin sapları aslında birer gübredir. Bunu direkt mesela bir mısırın sapını düşünün şu şekilde bunu direkt toprağa gömdüğümüz zaman yani paramparça bir şeyi bir yere koymak var yani serpiştirmek var ya da bir şeyi kütle halinde bir yere bırakmak var. Yani mısırın sapını parçalayıp sürüm işlemini gerçekleştirdiğimiz zaman yani şöyle bildiğiniz bir halı saha gibi düşünün mısır tarlasını. Bir halı saha gibi tüm saplar parçalanmış, üst sap sarı olmuş bir tarla gibi gözüküyor. Durum böyle olduğu zamansa ne oluyor? Sap toprağa çok çok daha iyi karışıyor. Bitkinin sapı toprağa çok daha iyi karışıyor.
Bitkin sap toprağa daha iyi karıştığı zaman da bu sefer minerallerine daha iyi ayrılabiliyor ve toprak için daha yararlı hale geliyor. Yani daha iyi, yani bitkin sapından daha iyi, daha fazla, hani elini kemiğini kurutmuş, kuruturmuşçasına faydalanabiliyoruz. Bu arada CVT şanzıman rahatlığı, direkt kolu ileri gittiğinizde ileri gidiyor traktör, geri gittiğinizde geri gidiyor. Tek düğmeyle joystick üstünden her şeyi tek parmakla gerçekleştirebiliyorsunuz. Joystick ipince makine hızlanıyor. Traktörde kuyruk mili ve joystick'in hızları ayrı. Ben atıyorum joystick ipliğinizde gaz veriyormuş gibi düşünmeyin, bu sadece hareketi hızlandırıyor. Arkada çalışan ekipmanımızın 1000 devir kuyruk mili devre sürekli sabit kalıyor çünkü onun gazı ayrı. Yani onun yönetimi joystick ile alakasız. Yani joystick dedikçe arkadaki ekipmanın da kuyruk mili devir hızı değişirmiş gibi bir şey söz konusu değil. ...6-7 kilometre hızına çıktığınız zaman tam olarak bilmiyorum sağlıklı olur mu, fakat bana biraz hızlı geldi. Yani çünkü kuyruk milli bir makinede burada sap parçalarken 7 kilometre hız ya da 8 kilometre hız diyebiliriz. Ne kadar sağlıklı bilemiyorum. Ama dediğim gibi yani 5-6 kilometre ile ilerlediğimiz zaman gayet güzel elde etmek istediğimiz işlemi elde edebiliyoruz. Traktörümüzün sağda konumlandırılmış ekranında motora binen yük, motor devri, yakıtı vesaire her şeyi görebiliyoruz. Ya şey durumu çok yaşanıyor mesela, mısır yarı sürerken atıyorum parçalanmamış bir mısır yarı sürerken saplar toprağın yüzeyinde hiçbir işlem görmemiş. Kuruluk o kadar çok tıkan yapıyor ki istediğiniz kadar yüksek kuruluk kullanın. Yani eğer mısırınızın boyu yüksekse, sap durumu fazlaysa, sap parçalama olmadığında yani elbet tıkıyor ve hani sürekli de arkamıza bakamıyoruz, yani sürekli arkamızı dönüp gidemiyoruz. Tıkadığı zaman görmüyorsunuz da o toprak küreyip geliyor böyle sizle beraber ekipman arkada. Kendi yerlerimizde şu an ben sürümleri bitirdik. Fakat hani sürümler bitmeden önce bir dip kazan çektik. Toprağın 70 santim mesela altını patlattık. Dip kazan işleminde çok fazla tıkama yaşadım. Çünkü dip kazan bilirsiniz, yani dibine kadar batırdığınız zaman makineyle yüzey arasında şöyle bir boşluk kalıyor. Ve bu da kesin ve kesin dip kazanla tıkamayı çok fazla yaşıyorsunuz. İkinci işlem olarak dip kazanı bitirdik. Zaten dip kazanın hani tıkadığı zaman onu bir geri çekip bırakıyorsunuz o yığınları. Nadas yaparken bu yığınlar kesin ve kesin tıkanıyor. Yığınların dışında zaten tıkamalar çok fazla oluyor. Onu da geçtim. En son ben pullukla attık. Pulluğun üstüne çizel çektim. Neden? Çünkü size bahsetmiştim dışarıdayken. Toprağın altında hava bırakmamamız lazım. Boşluk bırakmamamız lazım. Fakat mısır sapları toprağın altında boşluk bırakıyor. Çizel çekerken daha iyi nadas yapmış bir tarlaya, yani biçilmiş, patlatma çekilmiş bir tarlaya nadas yaparken daha iyi mısır saplarının tıkama sonucunu yaşıyorsunuz. Çizel daha iyi tıkanıyordu. Bu yüzden şu an arkamızda kullandığımız ekipman gerçekten çok önemli. Sadece mısır çiftçileri için demeyelim ama ağırlıklı olarak mısır çiftçileri için çok önemli. Evet, sap parçalama makinesini sizlere gösterdik. Dediğim gibi Türkiye'ye bunu ilk getiren firma Toscano. Yani Türk çiftçisine bunu sunduğu için Toscano'ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim gerçekten ihtiyaç duyduğumuz, özellikle toprak hazırlama işleminde ciddi anlamda eksiklik görülen bir nokta ve bunu tamamlayan alet de bu. Programımızın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.